Sultan Abdülhamit Han zamanında yaşayan fakir bir memur vardı. Aylık o devrin parasıyla 500 kuruş alır, kıt kanaat yaşamaya çalışırdı. Zevcesi ise hamileydi ve doğumun belirtisi sancıları başlamış, ne yapacağını kara kara düşünür olmuştu. O anda aklına sultana bir telgraf çekmek gelir. Çünkü tahtta milletini kendinden çok düşünen Sultan Abdülhamit Han vardır. Hemen postaneye doğru yola çıkar. Aynı gün bu adamın çektiği telgraf Yıldız Sarayı'na ulaşır. Sultan Abdülhamit Han salonda otururken telgrafı arz ediyorlar. Sultanım, size bir telgraf var. Sultan telgrafı alıyor, bir kere daha okuyor ve mırıldanıyor. Demek benim tebaam arasında bu kadar çaresiz kalanlar da varmış. Ulu Hakan ardı ardına talimatlarını veriyor. Hemen bir saray arabası hazırlatınız ve sarayın doktor ve ebelerini gönderiniz. Son süratle gitsinler. Şu bir kese altını da alın. Hediye olarak götürünüz. Çocuğun masraflarına karşılıktır. Bana da hızla neticeyi bildiriniz. Sarayın en muktedir doktorları hemen yola koyuldu. En kısa zaman içinde fakir kimsenin evine ulaştılar. Neticede nur topu gibi bir oğlan çocuğu doğdu. Sultan ise bu kadar basit bir iş üzerinde bile merak ve heyecanla, dalgın ve düşünceli neticeyi bekliyor. Derken haber geliyor sultana. Sultanım, nur topu gibi bir oğlan çocuğu dünyaya geldi. Babası yavruya Abdülhamit adını verdi. Anası da yavru da afiyetteler. Sultan Abdülhamit bu haberin ardından derin bir nefes aldı ve Rabbine şükretti.